Benim adım Arif Belgin, Validebağ gönüllüsüyüm. 23 yıldır Validebağ Korusu'nun doğal, yeşil ve bir bütün olarak gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için mücadele ediyoruz. Koruda yol olmaz, koruda mazot kokusu olmaz, koruda ışıklandırma olmaz, koruda elektrik kabloları olmaz. Çünkü koru. Benim 28 yaşında bir oğlum var. Belki benim hayatım içerisinde olur olmaz bilmiyorum ama onun gerçekten hayatı içerisinde bizlerin yaşadığı gibi yaşayıp yaşamayacağının belirsiz olduğu bir ortama gidiyoruz. Ve bu bütün dünya için alarm veren bir konu. Biz burayı ranta, talana, yalana kurban etmemek adına nöbetler tutuyoruz. Validebağ Korusu Anadolu yakasının en büyük yeşil alanlarından biri ve ama doğal yeşil alanlarından biri. Burada 6.000-7.000 civarında ağaç var. Aynı zamanda çok sayıda otsu bitki var. Ağaç türleri yüzün üzerinde, meyve ağaçlarından tutun çamlara, meşeye, sakıza ki meşe ile sakız buranın yerli ağaçlarıdır, yerel ağaçlarıdır. 200 yılı aşkın yaşta olan meşe ve sakız ağaçları var, anıt ağaçlar var. Bunların korunması için de mücadele ediyoruz. Aynı zamanda korunmaya değer ağaçlar var. Yani korunmaya değer ağaç lafını biz çok sevmiyoruz gerçi. Anıt ağaç adayı diyoruz. Anıt ağaç adayı olarak da aşağı yukarı 60 küsür ağaç var. Fakat bunların bir kısmı Üsküdar Belediyesi tarafından geçtiğimiz Aralık ayında kesildi. Hastalıklı oldukları gerekçesiyle, kuru oldukları gerekçesiyle. Aynı zamanda burada 130 çeşit kuş türü yaşamakta. İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu tarafından burada devamlı ve düzenli olarak kuş gözlemi yapılmaktadır. 30 kadar kelebek türü yaşamakta. Bütün bunlar koruya inanılmaz bir zenginlik katıyor. Kaplumbağalar var, sincaplar var, kertenkeleler var, kirpiler var. İşte daha bilmediğimiz bin bir türlü börtü böcek var. Çekirgesinden salyangozuna ne bileyim her türlü böcek var. Burası kendi içinde doğal bir ekosistemi bunca yıldır koruyabilmiş doğal bir alan. Biraz önce fotoğraflarını da görmüşsünüzdür. Buradaki zenginliğin bir kısmını sadece yansıtıyor bu fotoğraflar. Ve bunların
yaşaması, devam etmesi çok önemli. Bir şekilde bu doğal yapı devam etmek zorunda. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Yani insanlara hizmet adı altında bir takım doğallığı, doğal ekosistemi bozucu uygulamalar yapılmasına tamamen karşıyız. İnsanların ihtiyaçlarının sonu yok, hiçbir zamanda gelmeyecek. Bugün oturma için bank isteyen yarın bir büfe isteyecektir. Büfe olduktan sonra tuvalet isteyecektir. Bunların sonu yok. Onun için bu ihtiyaçları karşılamak yerine biz doğallığın korunmasından yanayız. Bu ihtiyaçların karşılanması için Üsküdar Belediyesi kendi kendine bir durumdan vazife çıkartıyor ve projeler yapmaya kalkışıyor. Biz bunu yanlış buluyoruz. Özellikle koruma kurulunca onaylanmamış projeler burası için son derece tehlikelidir. Ama koruma kurulunun onayladığı projelerin de bazen tehlikeli olduklarını görebiliyoruz. Biz onlar için de zaten dava açtık ve her zaman da açıyoruz. Gündür burada nöbetteyiz. Validebağ Korusu İstanbul'daki tek kalmış yeşil alanlardan birisi. Burayı hepimizin görevi sahip çıkmak. Bakın burası onların evi. Bizim nasıl evimiz var? Kendimize ait. Onların da evi burası. Biz de ne yapacağız? Onların evini koruyacağız. Kollayacağız. Zarar vermeyeceğiz. Burada mesela yanlış bir işlemler yapıldı, otları temizleyeceğiz diye. Karıncaların yuvalarını kazıdılar. Kirpinin ayakları koptu. Bilinçsizce yapılan işlemlerdi. Buradaki oksijen, bakın vakti zamanında burada verem hastalarının tedavi gördüğü bir yapı var. Burada ciğerlerinden hasta olan insanların iyileşmesi için bir geçmişi var, tarihi var buranın. Hani böyle bir kafamızdan uydurmuyoruz. Bunu korumak gerekmiyor mu? Gerekiyor. O yapıyı bozarsanız işte oradaki o ciğerlerimize gelen oksijen her şey gider, biter, mahvolur. Adım Aslı Kahraman. 110 gündür Validebağ'da nöbetteyiz. Validebağ Korusu şehrin ortasında birinci derecede doğal sit alanı olan elimizde kalan tek bakir alanımız. İstanbul'da şehrin ortasında böyle bir bakir alan bulunması şu anda gerçekten çok zor ki biz de Validebağ'ı bu doğallığını, bu bakirliğini koruması adına mücadele ediyoruz. Burası sadece insanlara ait bir yer değil. Burası içinde tüm canlıların da yaşadığı
hayatlarını idame ettirmeye çalıştıkları bir alan. Burası sadece korudur, doğallığıyla, yapısıyla bir bütündür. Birinci derecede doğal sit alanıdır ve bu şekilde kalmasını için burada nöbetlerdeyiz. Buranın talan olması ile birlikte doğal denge tamamen bozulur. Üsküdar Belediyesi'nin adına ot dediği, bir ay önce girip motorlarıyla burayı katlettiği, onların ot dediği, bizim ise ekoloji sisteminin bir parçası olarak gördüğümüz o otsu bitkiler dediğimiz bitkilerin altında, bitki örtüsünün altında yaşayan canlıların yumurtaları var. Ve bu canlıların yumurtaları güneşe karşı kendisini sıcaklarda bitkilerin altında koruyor ve kaplumbağaların yumurtalarını bulduk biz. O otsu bitkiler katledildikten sonra biz kaplumbağaların yumurtalarını bulduk ve yumurtalar güneşten çatlamış vaziyetteydiler. Dolayısıyla burada bir döngü var. Yani burada kurulu bir düzen var ve bu düzenin bir tanesiyle oynadığınız zaman hepsi teker teker birbiriyle endeksli. Aslında bu ekoloji tabanlı bütün doğa mücadelelerinin içinde bu bir gerçektir. Karadeniz'de de, Ege'de de, nereye giderseniz gidin, bir yapı vardır, bir ekoloji sistemi vardır. Ekoloji tabanlı sistemle oynadığınız zaman mutlaka canlılar da etkileniyor, bitkiler de etkileniyor. Bu yaşamı bitirmeyelim, biz burada yaşamı savunuyoruz. Ülkede de, Validebağ'da da biz yaşamdan yanayız, doğadan yanayız. Yaşam için mücadele ediyoruz. Mücadele etmeye de devam edeceğiz. Kaç ay sürerse sürsün asla ranta, talana karşı evet demiyoruz. Hayır diyoruz. Birlikteyiz, hep beraberiz. Burada birliktelik gerçekten Validebağ korusunda birliktelik, dayanışma ruhuyla bizler hep beraber tek yürek olmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında olan katliamlara da baktığımız zaman zaten ne yapmak istediklerinin çok bariz farkındayız. Bizler zaten farkındalık sahibi insanlar olduğumuz için doğa mücadelelerinin içindeyiz. Onun için insanları ve halkımızı farkındalığa davet ediyoruz. Yani bu ülkede Türkiye'nin dört bir yanında talan varken Dersim'den İkizdere'ye, Akbelen'den Kaz Dağları'na, bizim ülkemizin dört bir yanında yangınlarla başlayan veya onların adına başka bir şey dedikleri ama bizim adımıza yaktıkları ormanların rant uğruna yaktıklarını bildiğimiz, farkında olduğumuz mücadelelerimizin içinde. Yani doğa mücadelesinde eğer birlik olunursa, dayanışma olunursa bizler kazanacağız. Temmuz 1999 tarihinde bizim başvurumuz üzerine, yani Validebağ gönüllerinin, mahalle sakinlerinin başvurusu üzerine Validebağ korusu birinci derece doğal ve tarihi sit alanı ilan edildi. 2014 yılına kadar bu tahsis anlamında bir gelişme olmadı. 2014 yılında İBB'ye 2 yıllığına peyzaj projesi yapmak üzere tahsis edildi koru Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından. Ve 2 yıl içinde Üsküdar İBB tarafından herhangi bir proje yapılmadığı ya da yapılamadığı için bu tahsis kaldırıldı. Zaten bir ön tahsis 2 yıllığına. Sonra 2020 yılının Mart ayında tekrar bir tahsis görüyoruz. Bu tahsis bu sefer Üsküdar Belediyesi'ne yapıldı. Bakım ve onarım yapmak üzere şeklinde. Gene 2 yıllığına, gene ön tahsis. Sağ tarafta gördüğünüz futbol sahası 1999 yılında
99 depreminden sonra insanların çadır kurmasına imkan sağlamak üzere yapıldığı söylenen bir yer. Doğadan koparılmış bir yer. Zaman zaman Üsküdar Belediyesi tarafından buraya silindirler getirilip düzleştirildi ve otlar yok edildi. Züccaciye dükkanına girmiş fil gibi ne görürlerse yok etmeye çalışıyorlar. Ne görürlerse kırmaya, dökmeye çalışıyorlar. Biz bunlara karşı koymaya çalışıyoruz. Kuşlar, göçmen kuşlar kuzeyden güneye, güneyden kuzeye göçerken burada konaklıyorlar. Eskiden bu çok daha büyük sayılarda oluyordu. Şimdi biraz azaldı çünkü etrafta fazlasıyla betonlaşma var. Korunun içinde de özellikle pandemi sonrasında insan yoğunluğu çok fazlalaştı. Eskiden bu kadar çok insan dolaşmazdı korunun içinde. Şimdi neredeyse korunun her noktasına ayak basar hale geldiler. Bu da yabani hayvan olan leylekleri veya işte şahinleri ürkütüyor. Belediye ne anayasayı ne yasaları tanımamaya devam ediyor. Yürütmeyi durdurma kararları, 3 ayrı yürütmeyi durdurma kararı, kısaca onları açıklayayım. Bir tanesi Millet Bahçesi davası idi. 2018'de açtık ve 2021 yılı Haziran ayında bununla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildi. Yani Millet Bahçesi projesine dayanarak ve onun koruma kurullarınca onaylanmasına dayanarak burada herhangi bir işlem yapma imkanı yok belediyenin. Yasal olarak yok. İkincisi koruma amaçlı Nazım İmar Planı hakkındaki davadır. Orada da yürütmeyi durdurma kararı aldık. Neden peki bu davayı açtık? Çünkü adı koruma olan koruma amaçlı Nazım İmar Planı'nda açıkça 100 metrekareye kadar binalar yapılabileceği söyleniyordu. 100 metrekareye kadar binalar yapılması demek, buranın koru olmaktan uzaklaşması demektir. Hiçbir şekilde bunu kabul etmiyoruz. Ayrıca peyzaj projeleri ve kentsel tasarım projeleri yapılabileceği yazılıyordu koruma amaçlı Nazım İmar Planı'nda. Biz bunu da kabul etmedik ve dava açtık. Bu konuda da yürütmeyi durdurma kararı aldık. Bir başka davada belediyenin bu koru için açtığı bir ihale var ve yaptırdığı işte bu güya proje var. Bu projenin iptali için de dava açtık. Burada da yürütmenin durdurması kararı alındı. İki defa Üsküdar Belediyesi bu karara itiraz etti. Yürütmeyi durdurma kararına itiraz etti. İkisinde de reddedildi. Ama hala ve hala buradaki emellerinden vazgeçmedi. Hala burada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hala işçilerini her gün koruya gönderiyor. İşçiler boş boş oturuyorlar, onlar bizi gözetliyorlar, biz de onları gözetliyoruz. Çünkü onlar biz gidersek hemen kum dökmeye ya da ot biçmeye başlayacaklar ya da başka bir şeye bilemiyorum, herhangi bir kötü amaçları olabilir. Ben Aylin Yılmaz, burada koruya çok yakın bir evde oturuyorum. Yani hemen korunun sınırında. Biz buradaki ağaçların sulaması, çöplerin toplanması için Valdebağ gönüllüleriyle birlikte periyodik olarak yapılan organizasyonlarla korudaki çöplerin toplanması gibi bir takım faaliyetlerde bulunarak Üsküdar Belediyesi tarafından yapılmayan, yapılması gereken görevleri arasında olan şeyleri
mahalleliler olarak ve buradaki sivil toplum kuruluşları olarak bugüne kadar yaptık. Son dönemde Üsküdar Belediyesi bu vazifelerini yapmadığı gibi tam tersine koruya zarar verecek bir takım şeyler yapmaya başladı. 2018 yılında, yani çok son kısımdan bahsediyorum, 2018 yılında Millet Bahçesi projesini hayata geçirmek için yola çıktı. Ondan önce Hyde Park, işte yok çılgın proje söz konusuydu. 2018'de bu Millet Bahçesi projesine dava açıldı. Bu davanın amacı, korunun bir ekosistemi var. Burası bir park ya da bahçe değil. Park ve bahçeyi suni olarak siz yapabilirsiniz. İnsan eliyle yaratılabilir park ve bahçe, ama burası gibi bir doğal ortamı insan eliyle yaratmak mümkün değil. Bunu var olan haliyle korumamız gerektiğine inanıyoruz biz. Yollar genişletildi, yürüme yolları genişletildi, hem yükseltildi hem de koruya ait olmayan bir malzeme buraya getirildi. İçinde camlar, cam kırıkları, asfalt parçaları, inşaat molozları, tuğla parçaları, ne ararsanız. Dolayısıyla da biz bu hareketlerin hiçbirini iyi niyetli, korunun lehine olacak, koruyu korumak adına yapılan bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Üsküdar Belediyesi'nin bir an önce korudan elini çekmesini bekliyoruz. Ve buradaki mücadele bu şekilde sürecek yani. Yıllardır devam ediyor, yine sürecek. Burada Millet Bahçesi yapmayı amaçlamaları aslında bir kamuflajdan ibaret. Çünkü burada yapmaya çalıştıkları şey halka hizmet sunmak falan değil. Eğer gerçekten halka hizmet sunmak isteseydi belediye, Üsküdar Belediyesi, öncelikle kendi asli görevlerini yapardı. Örneğin çöpleri toplardı düzenli olarak. Artı köpeklerin ıslahı için çalışırdı, onları kısırlaştırır ve tekrar yerine bırakırdı. Ağaçların bakımını yapardı gene düzenli olarak. Bunların hiçbirini yapmadı Üsküdar Belediyesi bugüne kadar. Kendi asli görevlerini ihmal etti. Bizim hatırlatmalarımız oldu. Defalarca dilekçeler yazdık. Onlarca dilekçemiz vardır bu konuda ama hiçbirine cevap bile verilmedi. Gereği de yapılmadı. Şimdi birdenbire hizmet aşkıyla yanıp tutuşmalarını biz daha çok rant aşkıyla açıklıyoruz. Bu hizmet aşkı değildir, rant aşkıdır. Bu projenin temelinde, gerisinde aslında burayı ranta açmak, ticari bir alan haline getirmek vardır. Bunu gayet iyi görebiliyoruz. Çünkü Türkiye'nin başka yerinde de benzer projeler gündeme geldi. Burada da aynı şey tezgahlanmaya çalışılıyor. Aşağı yukarı 15 gün kadar önce gene evlere dağıttıkları bir başka broşürde tamamen Validebağ Korusu ile ilgili özel olarak bastırılmış kuşe kağıda 24 sayfa. Dünyanın parasını harcıyorlar bu iş için, yalanlar için tamamen. Ve burada da diyor ki 500 araçlık otopark yapacağım. Şimdi bu ne periz, bu ne turşu. Ya yapacaksındır bunu ya yapmayacaksındır. Şimdi bir şeyi bir taraftan yapacağım deyip bir taraftan yapmayacağım demek tamamen bir güven sorunu yaratıyor. Biz dolayısıyla Üsküdar Belediye Başkanı'nın söylediği tek bir kelimeye bile inanmıyoruz. Tek bir kelimeye bile güvenmiyoruz. Bu güvensizliği bizzat kendi yaratmıştır. Sürekli olarak bir şeyi yapacağım diyor, hemen arkasından yapmayacağım diyor. Sivil polis arkadaşlar da bizi dinlemekte çok meraklılar. Burada yasa dışı bir şey yapmıyoruz. Lütfen uzaklaşın. Yoksa ben konuşmuyorum. Bunlar böyle devamlı bizi kontrol ediyorlar. Yasa dışı işleri engellemek yerine gelip burada yasa dışı işleri engellemeye çalışanlara müdahale ediyorlar. Ve bize nefes aldırmıyorlar. Birisiyle konuşurken yanımıza gelip dinliyorlar. Ya bu çok çirkin bir şey.
Yani bir kere etik değil. İkincisi böyle bir görevleri de yok. Vatandaşı durup dururken dinlemez. Yani bir şüphe üzerine dinler polis. Ciddi bir şüphe olması lazım. Somut bir delil olması lazım. Hiçbir şey yok ellerinde. Sadece ve sadece yasa dışı işleri yapanları korumak için bizi huzursuz etmeye çalışıyorlar. Başka bir şey değil. Şu anda Üsküdar'ın en büyük sorunu Üsküdar Belediye Başkanı'dır. Kendisi sürekli gerçek dışı beyanlarda bulunmakta. Beyanlarıyla da uyuşmayan işler yapmaktadır. Kendisine hiçbir şekilde güvenmiyoruz, inanmıyoruz ve o yüzden bu nöbetler burada her gün devam ediyor, gece gündüz devam ediyor ve devam etmek zorunda. Ne zaman Üsküdar Belediye Başkanı bu projeden tamamen vazgeçtiğini açıklar, o zaman biz de nöbetleri sona erdiririz. Ayrıca tabii mahkemelerinde bizim lehimize sonuçlanması gerekiyor. Onun için oy önemli. Bizim içinse buranın doğası önemli. Tamam. 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 Tamam.